vereceğiz dediler. Şu anda yolsuzluk kuyusunun tam ortasındayız. Ben Ankara'da ortaya dökülenlere şahit olmaktan, tanık olmaktan şu ana kadar namusuyla, onuruyla yaşamış bir yurttaş olarak, bırakın milletvekilliğini, artık ben utanıyorum. Yapan utanmıyor, ben utanıyorum. Yüzüm kızar. Bütün dünyada hep söyledim bugünkü konuşmalarımda. Polis hırsızı kovalar. Hırsızı yakalar. Hakim ve savcı da cezası neyse karşılığında onu verir. Ve Türkiye'de değerli başbakan öyle bir tablo yarattın ki artık hırsız polisi kovalar hale geldi. Bu ülkede onuruyla şerefiyle görev yapmış Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını sabahleyin derdest edip üniversite hocalarını darbe yapacaklar bunlar. Darbeci Ergenekoncu diye evlerinden alıp her şeylerini ortaya döküp özel hayatlarını ortaya döküp teşhir edip itibarsızlaştırıp mahkemelerde süründürüp zindanlarda çürütürken bu polisler, bu hakimler, bu savcılar iyiydi de bugün mü kötü oldu? Sevgili Çarşambalılar, bu ülkede 11 yıldır iktidarda olan kim? Bu yapıyı oraya getiren kim? Beraber planladığınız şekilde yürürken iyiydi, öyle mi? Birbirinizin ayağına basmaya başladınız. Sevgili Çarşambalılar, Türk milletini rahat bıraksınlar artık. Bir ucunda İmralı Apo, bir ucunda Kantil. Bir ucunda paralel, bir ucunda hırsızlık çantalar, paralar, kutular. Bir ucunda türlü envai arazi rantları. Yeter artık! Düşsün toplar şu milletin yakasına! Yeter kardeşim! Yeter! Yeter, bırakın! Bu ülke namuslu, onurlu insanların ülkesi. Harama uzanmak en büyük günahtır. Haram öyle bir şeydir ki, geçen basın toplantısında söyledim. Haram yersin de geçmez kardeşim, boğazından geçmez. Kusarsın, kusturular adama. İçişleri eski bakanıyla oğlunun tutuklandığı sabah arasında geçen konuşma. Sabah 6 polisler geliyor. Alo baba, polisler geldi. Oğlum, ne var, evde var mı bir şey? Baba sen biliyorsun ya. Oğlum ne var, ne kadar var? 3-5 kuruş var. Baba oğlum ne kadar var? 1 trilyon lira var baba. İçinizde ticaret yapanlar da var. Şimdi, yuh çekmeyin. Yuhu sandıkla çekersiniz. Şimdi... İnsan, 25 yaşında, daha işe girmemiş, babasından harçlık alırken utanan gençlerin olduğu bir Türkiye'de, evinde 1 trilyon lira nakit para bulunan bir 25-26 yaşında delikanlı. 4 tane bakan, 700 bin liralık kol saati, yüzüne gözüne demeyeyim ama koluna dursun. Yani, şimdi bunlar... Fezlekeleri hazırlanmış. Bizde var fezlekeler. İstediği kadar göndermesin. İstediği kadar gizlesin. Hem Sayın Genel Başkan hem ben tane tane başımıza ne gelirse gelsin tane tane bu şerefsizliklerin hepsini Türk milletine duyuracağız. İstedikleri kadar gizlesin. Değerli arkadaşlarım, gün silkime günü. Benden bu kadar. Ben 10 senedir konuşuyorum, anlatamadım. Karadeniz fıkrası gibi. Hırsız var dedim, hırsız var dedim, inanmadınız. Aha da hırsız. Aha da hırsız. Allah doğrunun yanında olsun. Allah adını kullanarak bu milleti kandıranlardan bizi korusun. Hepinize ben sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum, başarılar diliyorum. Türkiye'nin önü açık olsun. Onur olanlar, dürüst olanlar kazansın. Namuslu olanlar kazansın. Şimdi için tek bir değer var. O da Türkiye Cumhuriyeti. Size başarılar diliyorum.